Uluslararası Hacı Bektaş Veli ve Sultan Nevruz Cem'i buluşması. Güneş doğudan yükselir ve batıya akan nehirdir doğudan yola koyulan kutlu yolcular. Her biri güneşe eş erenlerdir aslında. Kimi sultanlığı bırakır düşer yollara, güneş gibi doğudan batıya. Kimi nakış nakış gönüller işler gelecek çağlara, zamanlara, nesillere. Dillerinde sevgi, muhabbet sözcükleri altın asırları kuşatır, sonsuzluğa adanmışlar. Çileyi muhabbet saymışlar. Severek çölleri, vahaları, dağları, dorukları aşmaya cehd etmişler. Bütün alemi can bilmişler. 72 milleti bir görmüşler, cem olmuşlar. Alem için canlar cananının yolu. Evvela insan-ı kamil olmak deyip çıkmışlar yollara. Akın akın alperenlerin önünde. Hak Muhammed Ali demişler birbirini yıkayan ellercesine. Candan kardeş, karındaş olmuşlar. Birlik, dirlik, muhabbet çağrıları onların. Tüm cihana iyilik mayalamışlar. Horasan'dan, Türkistan'dan tüm cihana yayılmışlar. Bir olalım, iri olalım, diri olalım demiş Hünkar Hacı Bektaş Veli. Kutlu olsun Sultan Nevruz'umuz, Cem'imiz, birliğimiz, dirliğimiz. Nevruz milletimizin en kadim bayramlarından biridir. Hayatın, baharın, canlılığın, bolluğun ve bereketin başlangıcını simgeleyen Nevruz, Orta Asya, İran, Anadolu ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde birleştirici gücünü sürdürmektedir. Alevi Bektaşi geleneğinde ise birçok mühim olayın vuku bulduğu gün olarak kabul edilmiştir. Bu muştulardan biri de Hazreti Ali'nin doğumudur. Bu sebeple Nevruz için Sultan Nevruz ifadesi kullanılmıştır. Nevruz'la tabiatın uyanışı, hüzünlerin geride bırakılıp sevinçlerin karşılanması gibi kavramlar Hazreti Ali'nin doğumuyla simgeleştirilmiştir. Alevi Bektaşi geleneği Nevruz'u gönüllere sevgi ve kardeşlik güneşinin doğduğu, barış ve birlik dualarının yapıldığı yeniden dirilişin adıdır. Hacı Bektaş, Nişabur'da doğmuştur. Soy ağacının İmam Musa Kazım'a dayanması ve bu halkanın İmam Cafer, İmam Muhammed Bakır, İmam Zeynel Abidin ve İmam Hüseyin'le İmam Ali'ye ve Hazreti Muhammed'e ulaşması nedeniyle seyyittir. Hacı Bektaş'ın asıl adı Muhammed olup, Bektaş obasından olduğu için zamanla Bektaş olarak şöhret bulmuştur. Arapça ve Farsçayı kitap yazacak kadar iyi öğrenmiş, devrinde geçerli olan bütün bilgilerle donanmıştır. Vilayetnameye göre Hacı Bektaş Veli, Nişabur'dan ayrıldıktan sonra haç yolunu tutmuş, Necef'e ve Kerbela'ya uğramış, haç görevini yerine getirdikten sonra 3 yıl Mekke'de kalmıştır. Anadolu'ya gelirken kutsal yerleri ziyaret etmiştir. Oradan Elbistan'da bulunan Ashab-ı Keyf'e, oradan da kardeşi Menteş'le birlikte Sivas'a uğramıştır. Daha sonra Baba İlyas'a yani Amasya'ya, Amasya'dan Kırşehir'e, Kırşehir'den Kayseri'ye varmış, Kayseri'den Ürgüp'e, Ürgüp'ten de bugün Hacı Bektaş olarak bilinen Sulucakarahöyük'e gelip yerleşmiştir. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin takipçileri arasında Barak Baba, Yeyikli Baba,
Abdal Musa, Otman Baba, Sultan Sucaüddin Veli, Karaca Ahmet Sultan, Seyit Ali Sultan, Sarı Saltuk gibi önemli şahsiyetler yer alır. Tüm cihana ehlibeyt sevgisini aşılayan bir ses, kutlu bir nefes o. İnsanlık camiasına yeni bir canlılık verdi. Duaların Türkçe yapılmasını devam ettirdi. Sohbet toplantılarında ilahiler ve nefesler okunması adetini sürdürdü. Şerefle namusa önem verdi. Din kardeşliği esasından hareket ederek insan sevgisini yayan Hacı Bektaş, din ve vatan sevgisi üzerinde de durdu. Allah için ve yurt savunması için fedakarlık yapılmasını istedi. Şehitliğin manevi derecesini hadislere uygun olarak övdü. Hacı Bektaş Veli, insan gönlünü daima yüceltmiştir. İncitmenin hassasiyetine işaret ederek, incinsen de incitme demiştir. Sevginin sonsuzluğunda daima sevgi tohumları eken bir eren. Tüm cihana ehli beyt sevdası ışıltısı yayan bir güneş o. Gelin canlar, cem olalım. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Övdeyelim gerçeklerin demine. Gerçeklerin demi nurdan sayılır. 12 imam katarına dizilen Muhammed Ali'ye yardan sayılır.